şu an mesela yurttan çıktım, setten 6-7 saatlik yol. Ve evde gerçekten bütün bu sefer var. Yani artık yapılması gerekiyor. Erteleyemeyeceğim. Ve yıkanması gereken çamaşırlarım var. Şimdi bir teras ortasına yani kocaman açıştıracağım, sonra yerini yıkayacağım. Onları bir ortadan kaldıracağım ki hafta sonu ütü ve çamaşırla uğraşmam. Eğer hızlıca naylon kot oldu ve şu an şarjım %5. Allah sen olsun. İnce giyerim ince pembe yakışır gece. İnce giyerim ince. Az önce Gamze bana DM'den yazmış ki pembe çok yakışmış. Ben de dedim ki ince giyerim ince pembe yakışır gece. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Ey gidelim o zaman. Alış bu manelere alış. Yemin ederim Esenyurt'a kimse İstanbul'da demesin. Çünkü Esenyurt İstanbul'da değil. Yani İstanbul'daki bir şehir nasıl bu kadar uzak olabilir? Ya Rabbi git. Setten 4'te çıktım bak 7'de daha eve yeni girdim. Oy anam ağladı ve daha benim yıkanacak bir sürü çamaşırım var. Geldim şimdi hemen. İnşallah öldüğümde öbür tarafta beni diğer kullarla bir kefeye koymazlar. Çünkü herkes dünyanın nimetlerinden faydalandı. Dünyayı gezdi, gördü, tozdu. Ben ütüden, çamaşırdan, bulaşıktan, yerden, kovadan kafamı kaldıramadığım için şu dünyanın nimetlerini göremeden gidiyorum. Ya herkesin hayatını böyle ekranda izleyecekler. Benimki resmen bir gündelik temposu. Geç hep aynı. Sil süpür. Yani kimisi şey düşünüyor. Ay ev işlerinden kurtulmak için falan evleneceğimi. Benim öyle bir derdim yok. Çünkü benim iş göreme gibi bir problemim yok. Genelde evet bekarlar iş görürsün, yemek yapısın ama benim öyle bir derdim yok. Zaten kendim şimdi kendimi görebiliyorum. Allah'ıma şükür hem de en alasına. Çoğu ev hanımından daha güzel iş yapıyorum. Öyle bir derdim olsaydı zaten şimdiye kadar bu evi herhalde gündelikçi bir bayan alırdım değil mi? İşleri gelip görsün diye. Benim derdim sohbet edecek biri olsun. Şöyle bir bardak çay içelim. Sohbet edelim, gezelim. Yani hayat arkadaşı bambaşka bir şey. Rahmetli anneannem ölünce dedem demişti ki keşke gözümün teki kör olaydı da o hayatta duraydı. O yüzden hayat arkadaşı çok önemli. Ben de sevgilimi sadece hayat arkadaşı olarak görüyorum. Ev işlerini yıkmak için görmüyorum. Gelsin sohbet edelim. Ha ütü yapsa o da yeter bana zaten. Gerisi problem değil. Tarayrayray tararayray. Tamam ne yapalım yani sohbet de mi etmeyelim ha? Dedikodu da mı yapmayalım? Evet yapıyoruz. Biraz dilimiz uzun. Tutamıyorum kendimi. Allah beni affetsin. Ama kimsenin art niyetiyle vallahi konuşmuyorum. Bak öyle yani aman bunu da ona gideyim diye arası bozulsun. Ya da şunun da yuvası yıkılsın asla. Ben sadece biri bir halt etmiştir onu duymuşumdur. Çenem biraz boş boğazdır. Başka bir yerde anlatmışımdır. Bu. Evet dedikodu kabul ediyorum. Suçumu kabul ediyorum. Rabbim affetsin ne diyeyim artık. Yanında da sevap işliyorum. Günahımın üstünü örtmek için ama dediğim gibi kesinlikle art niyetim yok. Kız sus! Sanki siz yapmıyorsunuz. Hele bana diyene bak. Şimdi desem ki size bomba bir haberim var. Sabaha kadar yatmazsınız beni dinlemek için. Hepiniz benim suç ortağımsınız. Sizi de orada bulacağım. Ben üstünden kurtulamıyorum deyince Raif aşağı gelmiş kahveye götürmeye beni. Kahve ederken yani kahve içmeye. Aşağıda. Ama benim şu an hiç ütüyü bırakasım gelmiyor. Çünkü devam etmem gerekiyor biliyorsunuz. Asla işi yarım bırakmayı sevmem. Ama Raifçim aşağıda beni bekliyor. Ütüyü kapattım şimdi. Gidiyorum bir caddeye gideceğiz. Bir kahve içelim. Geldiğimde devam edeceğim.
Hayatıma bak be. 5 dakika önce teras ütü yapıyordum. Şimdi caddeye kahveye gidiyorum. Bu arada işi yarım bırakmayı da hayatta sevmem. Ama sonra bana küsüyorlar. Dışarı çıkmıyorsun, bilmem ne yapmıyorsun. Benim evimde sizin gibi hizmetlerim yok, gelip ütümü yapsın. Gidi Raif 1, Doğan 2. İkisinin de evine iş yapmaya gelenleri var. Ben kendi evimin hem beyim hem hizmetlisiyim. Neyse, gideyim bir kahve içeyim, geliyorum. Yemin ediyorum bu kalemun gibi adamım. Anında şekil ve renk değiştirebiliyorum. Az önce köleyi zavraydım. Şimdi çat diye bir anda Behlül'e döndüm. Haydi bakalım, gidip bir kahve içip gelelim. Peki bizim kahveciye diye çıkıp çorbacıya gelmemiz. Sen doğru söyle. Spor çıkışı canın sıkıldı. Karnın da acıktı. Yanına yandaş aradın değil mi? Allah'ın cezası. Yolda giderken telefonda konuşmak için arananlar gibi oldum. Ama bir şey değil mi? Ben de acıkmıştım bu arada. İyi geldim. Bunun üstüne de artık kahve içeriz. Mesela şimdi bu iki sepeti ütüledim. Bir hafta dolmadan bunlar yine kirliye gidecek. Az önce elimde yıkadığım beyazları makineye attım. Şimdi 60 dereceye koydum. Güzelce yıkanıyorlar. Elimde bir kirini akıttım onların, içime sindi. Şimdi orada da bir de makinemin buhar özelliği var, oraya da koydum. Şimdi mesela bu beyaz tişört, bak kar gibi, görüyor musunuz? Nasıl da güzel ütülemişim. Bunu askıya asacağım. Sonra yarın ben bunu üstüme geçireceğim. Ya yer sileceğim ya cam sileceğim. O arada kesin elimi üstüme sileceğim. Yani ben buna acıyorum. Ama gene de yapmadan duramıyorum. Ben evde beyaz tişörtün hastasıyım. Niye diyeceksiniz? Renkli olunca rahat yıkayamıyorum. Beyaz olunca çamaşır suyuna koyuyorum. Beyaz sabunla çitiliyorum. İçime siniyor bak. Kar beyaz. Maşallah sübhanallah. Gördünüz mü? Oh. Bak şimdi içime sindi, mis gibi oldu. Yalnız ütünün buharına bastıkça burnuma bir deterjan kokusu geliyor. Maşallah maşallah maşallah. Okuyun. Kaç zamandır merdaneli açamadım. Çünkü vaktim olmadı, çok yoğundum. İçimde o bir ayrı dert zaten. Merdaneli açamadığım için otomatiği atmadan önce de elimde yıkamam gerekiyor ki içime sinsin. Herkes soruyor ki evlenince çamaşır işini ne yapacaksın? Onu da anlaştık arkadaşlar. Ütüyü Gamze'ye verdim. Kesinlikle ütü işini elime almayacağım. İnşallah o da güzel ütüler. Çamaşır işinde de beyazlar bende. Çünkü elimde yıkamam gerekiyor. Ben elimde yıkadıktan sonra o merdaneliği atacak. Beraber aktivite yapacağız. Onları da hallettik. Siz dert etmeyin. Yani herhalde bunca zaman her şeyi konuştum değil mi? Öyle laf badanak, gür padanak değil. Sonuçta aynı evde yaşayacağız. Ve ben biliyorsunuz ki bir ruh hastasıyım. O yüzden zor. Ama biz hepsini konuştuk, anlaştık. Gayet de güzel. Ilımlı ılımlı. Konuları hallettik. Çamaşır işi de tamam, ütü işi de tamam. Ama evin genel bütün temizliği bana ait.